mutfağa geçelim mi Elçin Hanımcığım? Evet. Çünkü çok güzel tariflerimiz var. Şimdi bu tarifleri yapacağız. Sonra vegan proteinleri konuşacağız. Size çok güzel bir beslenme programı verecek. Ama ondan önce dilerseniz tarifimize geçelim. Enerji veren, şifasıyla bilinen pancarı bugün birazcık hem konuşuruz hem de onunla ilgili çok güzel bir tarifimiz var. Onunla mı başlayalım isterseniz? Evet, evet. Buyurun. Kışın olmazsa olmazınız lütfen pancar olsun. Evet. Hem ucuz, hala ucuz. Çok az şey için Türkiye'de ucuz diyebiliyoruz. Evet. Ama pancar ucuz gerçekten. Kiloyla alıyorsunuz pazarlardan, güzel bildiğiniz. Pancar, ben bu smoothie'yi çok seviyorum. Çünkü öyle bir şey düşündüm ki bir yarın sevgililer günü olduğu için kıyafetimi ve şeylerimi aşktan seçtim. Ay ne tatlısınız ya, çok güzel. Yani tariflerimiz de kırmızı olacak Çağla Hanımcığım. Diye de bir tarif var. Onu da burada yapıyor. Onu da burada yapıyor evet, olacağız. Tarif. Şimdi isterseniz pancarla başlayalım. Evet. Şimdi şöyle bir şey. Ben de yardım edebilirim size. Evet, başlayın bununla yapmaya. Hı-hı. Şimdi ilk önce bu rendelenmiş şeylerimizi, pancarlarımızı bunun içerisine koyuyoruz. Tamam, şuradan tamam. Bir kaşık alalım. Bir dersiniz. Kaşık alalım. Ben yapayım isterseniz, evet. Yardımcı olmuş daha olurum iyi biliyorsunuz size. Burayı, evet. Şöyle. Tamam. Önce pancarlarımızı. Pancarlarımızı koyuyoruz. Bunu daha önce bir haşladık değil mi? Hayır, çiğ. Ha, çiğ mi bu? Çiğ olması çok önemli. Yarısını dışarı döküyoruz. Evet, yarısını dışarı döküyoruz. Yani şey tabii bu blenderımız biraz evet küçük. Aynen. Evet. Bunun içerisinde şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Narımızı da koyuyoruz. Arkadaşlar serbest radikalleri dengelemek için antioksidandan zengin beslenmeniz çok önemli. Yani nefes aldığınız anda evet oksijen alıyorsunuz ama aynı zamanda da bir şey veriyorsunuz dışarı değil mi? Yani serbest radikal dediğimiz hava kirliliğiyle, ağır metallerle evet. Bu çok önemli. Onun için nar ne her kadar gün, kıymetli. Nar çok ya? Kıymetli antioksidan açısından. Bu kırmızı. Kırmızılar biliyorsunuz artık hepiniz hani antioksidan açısından çok zengin. Ben bunu içeceğim biliyorsunuz. Ben şimdi buradan spora gideceğim çünkü spora gitmeden önce de pancar suyunun inanılmaz enerji korkunç verdiği söyleniyor. Ben detokslarda da yani evet. 4 gün şimdi boyunca evet. Ya pancar çiğ salatası yediriyorum ya da pancar smoothie yapıyorum. Yapıyoruz. Çok önemli. Devam edelim. Bu çok devam oldu edelim ya? Biraz oldu ama artık bu kapta böyle oluyor. Tamam. Bu muzumuzu da bir parça bayılırım koyuyoruz Çağla Hanımcığım. O da böyle bunu biraz daha creamy yapacak size. Daha kremalı yapacak. Tamam. Ondan sonra birazcık portakal. Portakal da koyuyoruz. Şey o da versin. Böyle güzel bir mayhoş tat verecek. Hı-hı. Arkadaşlar her şeyin çok lezzetli olması gerekiyor. Yani bir şeyi vegan diye tüketmek değil de evet. Sağlıklı ve lezzetli diye tükettiğimiz zaman doğru. Çağla Hanım sürdürülebilir oluyor. Oluyor. Çok güzel söylediniz. Bravo. Sonra devam edelim. Biraz da chia koyuyorum içine. O da protein açısından zengin. Onu da koydum. Bir parça her şöyle zaman bir tuz, kaya tuzu, evet. Mineral. Burada bir tane de küçük şeyim var. Zencefilimiz var. Onları da minik minik parça koydum. Halinde içerisine attık. Biraz ve buz atıyorum. Buz çok şart. Eğer bir smoothie'nin iyi olmasını istiyorsanız ya bütün bu sebzeleri, meyveleri buzluğa koyup donduracaksınız. Ya da bizim gibi böyle dondurmadıysanız içine buz koyacaksınız. Tamam. Bunu koydum. Buzu da koydum. Arkadaşlar bir de bunu taçlandıracağım şimdi. Maden suyu. Maden suyunu biz burada açtık koyduk ama sizler kapağını açtığınız anda tüketin lütfen. Yani evet. Bir şişeden açtınız kapağınızı. Hemen o sırada hemen. Biraz koyduk. Evet. Tamam. Şimdi de bunu blend edeceğiz. Blend ediyorum ben şimdi. Ben size yardımcı olayım buna. Nasıl bu kadar yetenekliyim ben ya? Muhteşemsiniz. Doğuştan vegan. Bu şimdi gürültü olmasın diye şimdilik burada bırakıyorum. Biraz daha yaparsınız. Azıcık daha yapayım mı? Size tattırmak istiyorum. Ha ben tamam ben tadarım. Ben şöyle biraz daha. Süper. Ha. Evet. Şey ya. Harika. Evet.
şimdi. Evet. Şimdi bunu alıyoruz. Şuraya isterseniz şöyle koyuyorum. Ucunu şöyle koyacağım. Evet. Tamam. Bu benim yani, evet, biliyorsunuz. Evet. Şimdi bunu da şu şekilde koyalım. Tabii bunu şey yapabilirsiniz. Süzebilirsiniz. Veya çok güçlü bir şeyle blenderla. Ben parçalı da severim, evet, bu arada ben. Hiç gerek kalmaz. Of, çok güzel. Evet. Afiyet olsun. Haydi bakalım. Zencefil. Evet. Biliyorsunuz ki inflamasyon iltihaplanma için inanılmaz etkili arkadaşlar. Yani her gün bir şey için deseniz bana ne olur ve ne olur. Mutlaka içinde C vitamini olan limonlu, portakallı, şeyli, pancarlı ve zencefilli bir şey. Bu sizin bir şey, neyse. Neyse, salata mı, smoothie mi, ama mutlaka çiğ. Yani günün %50'sinin çiğ tüketilmesi çok önemli. Cildimiz için de önemli, çok önemli. Deniyoruz bunu. Deneyim, çok güzel, ben bayıldım. Çıtır çıtır, vallahi çok güzel oldu. Diğer tarifimizi de yapalım mı bu arada? Hemen vaktimiz çünkü daralıyor. Çok güzel kajularımızı daha önce ıslattık. Badem, ceviz, yine narımız var, hurmamız var. Güzel bir tarif geliyor. Buyurunuz. Aynen. Elçin Hanım. Şimdi bu parfüm 8 sene evvel çıkarttım ve hala bir sürü farklı şeye geçen, ne derler onu, tekrar tekrar baskıya geçen kitabım, Raw Food Mucizesi kitabımda. Hı hı. Orada arkadaşlar, hepimiz tatlıyı çok seviyoruz. Ve neden tüketmeyelim bu şekilde olursa? Bu şekilde olduğu zaman çünkü süper yiyecek yerine geçiyor. Hmm. Yani hem tadı açısından çok önemli, çok güzel. Hmm. Ama hem de o yediğiniz şeyin sizin ilacınız olması gerekiyor. Doğru. Hipokrates'in dediği gibi. Su içtiğim mesela benim şu anda, evet, değil mi? Eğer ki yediğin şey ilacın olmazsa, ilacın da yediğin oluyor yaşlandığın, doğru, zaman, doğru, ya da bir süre sonra. Full ilaç kullanıyorsun. Aynen. Evet. Onun için şöyle bir şey yapıyorum şimdi. Hı. Arkadaşlar, dediğim gibi bu bir hesapta bir cheesecake ama deli gibi içinde faydalı şeyler var. Her yediğiniz şeyin hücrelerinize bir faydası olacağını düşünün. O zaman o deli gibi pahalı vitaminleri kullanmanız gerekmiyor. Gerek kalmayacak. Yani, bir de o fikirde olmamız da güzel, değil mi? Ben şu an bu pancarlı, narlı, zencefilli şeyi yerken gerçekten bana şifa olduğunu biliyorum. Bana, bravo, iyi geldiğini biliyorum. Bu niyetle de, değil mi? Bravo, yiyip içmek, bravo, lazım birazcık, aynen, yani. Yani psikoloji de çok önemli. Evet, evet. Yani zaten bir bütünleyici bir şey bu. Ne düşündüğünüz, hı-hı, nasıl düşündüğünüz, pozitifliğiniz, bütün bunların hepsi aslında alkali. Yani biz bugün alkali yaşam dediğimizde sadece tarifler değil, alkali yani sadece altının üstünde, pH'ın altının üstünde olan yiyecekler değil, pH'ı altının üstünde düşünmek. Daha önemli. Bu da çok önemli. Doğru söylüyorsunuz. Valla harika. Şimdi ceviz. Cevizi koyuyorum. Hı-hı. Bu benim hamurum. Hamurun güzelliğine bakar mısınız yani? Hamur. Aşkınar parfe. Aşkınar parfe. Yarın sevgilinize, arkadaşınıza, evet, yapacağınız. Şimdi bunun içerisinde kajumuz var. Bir tatlının iyi bir tatlı olması için dilde 5 noktaya çarpması gerekiyor. Nedir bunlar? Tatlı, tuzlu, acı, ekşi, acı tatlı. O, karışık, hı-hı, olan, hani bu Asya yemeklerinde, hı-hı, daha çok var. Sweet, hı-hı, and sour dedikleri. Dilinizde buralara çarptığı zaman bu çok güzel oluyor. Onun, evet, için hemen size gösteriyorum bunu. Evet, hızlıca gösterelim. Biraz tuz, de biraz tuz koyuyorum içine. Tuz çok önemli. Badem, ceviz. Ondan sonra, aynen. Tutsun diyerekten hamurumu, bir parça hurma atıyorum içine. Hı-hı. Birazcık, birkaç damla limon tekrar. Gene o dediğim gibi paletimde çarpsın o güzellikleri ağzıma. Evet. Ondan sonra da, evet, şeyi koyuyorum. Şöyle güzelce bunları bir... Rondodan geçiriyorsunuz. Evet, buyurunuz. Bakalım. Aşağıda. Evet, tamam. Tamam sanki. Arkadaşlar, şimdi bir tane de gene öğrendim kaşığın yerini. Hı-hı, tamam. Kaşığımı alıyorum. Ceviz, badem ve ceviz, hurmayı badem böyle ve hurmayı bu şekilde çektik. Ben hamur haline getirdim. Şimdi bunu kocaman bir cheesecake kalıbında da yapabilirsiniz. Evet. Veya böyle hani ufak, çok fazla tüketmeyeceğinizi biliyorsunuz. Yarın işte dediğim gibi
eşinizle tüketeceksiniz. Bunun dibine şunu koyuyorum. Ve bakın bastırdığınız zaman şöyle elinizi getirin bana. Şöyle bir tutun burada. Hayır oraya değil yani. Elinizi açın bana. Şunu bir bakın şöyle. Böyle consistency'si evet şey hamur yaptı, gibi. Bu hemen hurma sayesinde yapıştı birbirine. Bu şekilde yaptım. Tamam mı? Koyuyorum altına, yapıştırıyorum. Bu benim unum yani. Evet. Ama unun da kaliteliliğine bak yani. Çok, güzelliğine bak. Var mı böyle cheesecake? Gerçekten aynen. Çok böyle güzel. Böyle bir cheesecake sonra, yenir sonrası? Yani. Sonrası bunu hemen yıkıyorum. Tekrar bir şey mi çekeceğiz? Çiğ kaju kesik çekeceğim. Kajuyu çekerken ben diğer konuğumu davet edeyim. Elçin Hanımcığım burada o güzel tarifine, yarın Sevgililer Günü için yaptığı tarifine devam etsin.